Canım portakal çekti. Bir portakal yiyeyim. Suluya benziyor. Gerçekten öyleymiş. İyi seçmişim. Keşke şu kabukları keke kullansaydım. Geçen kekevi.com'da gördüğüm portakallı muffinler çok güzel görünüyordu. Ama daha tatlı bitmedi ki evde. Kekevi sağ olsun her gün bir şey deniyoruz. Mevsimi de geçiyor ama bir portakal kabuğunu kullanacağım diye kek mi yapacağız şimdi? At gitsin. Bir dakika, bir dakika, bir fikrim var. Ama portakalın kabuğunun üstünde olması lazım. Geri takın bir zahmet şu kabukları. Şimdi oldu, teşekkür ederim. İnce bir rendeyle portakalın kabuklarını güzelce rendeleyelim önce. Şimdi bunu uzun süre aromasını kaybetmeden saklamaya yardımcı olacak bir şey lazım bize. Buldum. Gül reçeli için yapılan gül mayasındaki aynı mantığı burada da uygulayabiliriz. Kekevinde tarifi vardı. Gül yapraklarını şekerle yoğurup bütün yıl kullanmak için bu şekilde saklayabiliyoruz. Portakal kabuğunu bir kaba alıp üzerine şeker serperek kabukları korumaya almasını sağlayabiliriz. Bu şekilde portakaldaki suyu şeker içine alarak bakteriyi ve küfün oluşmasını engelleyecektir. Tüm sene boyunca bu portakal kabuklarıyla bir sürü tarif deneyebilirim. Portakallı kek, portakallı ıslak kek, muffin, portakallı kurabiye, atıştırmalık toplar, hatta portakallı tiramisu bile olabilir. Bu harika aroma benimle bütün sene birlikte olacağı için çok sevinçliyim.